Şeyin kızın. Doğan sana. Kız ne? Celal Bey, size aşağı şehirde lağabınıza kimler derler? Orada derler. Peki, bu meslek baba mesleği olduğuna göre kaç yılında başladın, bu aşamaya nasıl geldiniz? Neden mi başladın? Evet. Babandan nasıl devraldın? Babam biliyorsun sulu makineyle getirdi. Şimdi teknolojiye nasıl, siz nasıl ayağını duyuyorsunuz yani? Nasıl başladınız, ne yapmak istersin bundan sonra? Babandan aldığını nasıl götürmek istersin? Gönlünde ne var, neler yapmak istersin? Abi ne istersin? Bakın da abi. Ne yapıyorsun? Yok abi. Sen bunu şey mi alacaksın, kamerayı mı alacaksın? He. Alayım mı ya? Alayım mı ya Yani ne gibi yapmak düşüncende nedir yani? Ne çalışırız yani çalışırız. Yani bir değişikliğe gitmek, daha modernleştirmek gibi böyle bir şeyimiz var mı? Yok, aynı yerden alıyoruz. Hadi al bakalım. Hegel Bey, sen ne yapmak istersin? Senin gönlün nedir? Bu işi severek mi yapıyorsun, sevmeyerek mi? Tabii severek yapıyorum. Ha. Peki, şimdi imkanın olsa ne yapmak istersin? İmkanım olsa daha modern bir şey, daha modern şekilde çalışmak. Daha geniş kapsamlı, teknolojiye uygun makinelerle vatandaşa daha iyi bir hizmet vermek gerekir. Evet. Peki, sorayım size de. Şimdi genç olarak, bu memleketin yani toplumundan sizi tatmin ediyor mu yani? Bu. Fotoğrafçılıkta yani sizi tatmin eden bir şeyden mi yani? Başka bir yan iş yapıyor musunuz? Yalnız fotoğrafçılık tatmin ediyor musunuz? Yanlış olmazsa tam bu ne ki? Bu tam doktoruna çalışıyor. Peki, bu aşağı şehirden herkes göçtü. Acaba neden? Sizin fikriniz ne? Niye göçüyorlar bu millet? Zamanla göçü durduramadılar işte. İşsizlikten. Ha? İşsizlikten mi? İstihdamın olmadığından, ticaret tüm gelişmediğinden. Ticaret var da, ticaretin eksikliği. Adam işinden olmuş, evinden olmuş. Zengin bıraşma olmuş. Peki, şimdi size sorsam, bu şehri nereye kurardınız? Size deseler ki bu şehri al, besleyin, buradan bura batak. Buradan da bir yere kuralım, sağlam olsun. Kesin olmasını yapıyoruz. Hı? Kesin ovasına götürür. Ama ova bir verimli memlekete şehir kurmak akıl işi değil bu da. Zamanında lazımdı. Ha. Hayır, zamanında da olsa zaten eğer olsaydı bu şehir kaleyi buraya yapmazlardı değil mi? Bu, demek ki düz verişli bir alan. Yani buraya en yakın alan. Besni çok da besni. Evet. Peki şimdi biz diyoruz ki Besni'ler bir şey kuralım. Türkiye'nin neresinde olsa olsun. Yani beş vilayet, İstanbul, ondan sonra İzmir, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Besni. Toplansak da bir teşkilat kursak. Yani Besni'ler vakfı. Bu vakfıkta biz banka para gibi paramız toplasak böyle memleketin değerli yerlerinde siteler, iş sanayileri yapsak, halkımızı buralara teşvik etsek. Haliyle götürürler lan şimdi yerlerde lan. Ha. Yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi böyle bir katkı olsa siz de katkıda bulunur musunuz? Bulunur. Böyle bir teklif gelse. Tabii bulunurum.
bulunursun. İkincisi, biliyorsunuz Besin'in kültürü sanatsal kültür. Biz bir folklor kurmak isteriz. Kendi halkımızın müziğini, kendi halkımızın sesini duymak için. Zengin bir şeye sahip olduğumuz öldeyken sokakta bu işle yürümüyor artık. Biz de sesimizi duyurmamız lazım. Böyle bir folklor kurursan katkıda bulunur musunuz? Bulunur. Maksimal. Bulunur. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de babayın mesleği olarak. Ha. Bu meslek size artık temelli, yerleşmiş oldu. Memleketin herkesini tanıyor. Doğru. Senden gelenlere ne yapmak istersin? Ben de belirtmek isterim. Daha geniş şekilde. Daha geniş. Peki, böyle bir yerin, şimdi bu dükkan size az görüşüme göre. Evet. Geniş kapsamlı olması lazım. Mesela... İkinci şık bir de şu var. Ben bunu da tavsiye edeyim. Bu şimdiki modelin, bu makinelerin kaset doldurma makineleri var. Evet. Aktarma makineleri var. Buna da bir sermaye ayırsanız, yani ben şu olarak söylüyorum. Olur da. Neyse biraz zor gidiyor. Neden? Yapan olmaz, yaptıran olmaz. Allah. Alışmamış yani. Örneğin bir düğünde diyeyim mesela. Bizim düğünde esin düğünü cumartesi başlar, bir dönüşün öğlenin sonra gidiyor. Ama böyle şey yoksa iki saatin içinde bu iş biter. Evet. İkincisi de şöyle. Yani düğünden başka... Diğer önemli şey. Evet. Olur, olur. Olur. Evet. Olur. Mesela aktarma gibi, çoğaltma gibi. Bir stüdyo yani. Tabii. Kaset doldurma, ses doldurma. Tabii. Ben memlekette doldurmam. Mahviyet geldi sana burada. Tekne adı buldum. Peki sana da sorayım. Sana desene ki şimdi Kayarcı'na bir şey kursak, site kursak, 500 tane dükkan geniş. 500 tane de ev yapsak, Besin'le toplam bir site kursak. Evet. Gider misin buradan? Oraya yerleşmek ister misin? Olur. Olur. Evet. Genç olarak sana bunu da soruyorum. Şu bu memlekette biliyorsunuz hepimiz bu memleketin köyüyüz. Hepimiz dağıldık. Bundan sonra Besin'in toplanması için böyle bir kuruluşlar, teşvikler olursa katkıda bulunur musunuz? Olur, yaparız. Evet. Mesela diyelim ki Kayarcı'na sanayi kuracağız. Sanayici adamlara bir site yapacağız, ev yapacağız, dükkan, pasaj, dinlenme tesisleri. Evet. Bu Besin'lerin katkısıyla olacak. Evet. Siz de katkısınız.